Şimdiye kadar gördüğüm en güçlü yerli üretim akıl telefon Realme 11 Pro Plus önümde arkadaşlar. Bu akıl telefon tasarımıyla, teknik detaylarıyla, ekranıyla ve genel deneyimiyle gerçekten benden takdir kazanan bir akıl telefon oldu. Gelin hep birlikte bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Telefonun ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım isterseniz. Cihazın kutu içeriğinden bizleri telefon, kablosu, şarj adaptörü ki bu şarj adaptörü tam 100 Watt güç verebiliyor arkadaşlar. Kılıf ve bazı kitapçıklar çıkıyor. Doğrudan bu akıllı telefonun artılarını sizlere aktarmaya başlayacağım ama sizler de bu sırada kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Gelelim Realme 11 Pro Plus 5G'ye. Böyle isminin uzunluğunu aldanıp da ismi çok uzun. Ya niye bu kadar ismi uzun? demeyin lütfen. Çünkü bu akıllı telefonun adının uzunluğu kadar da kaliteli ve güzel teknik detayları var sevgili arkadaşlar. Bir kere şunu söylemeliyim sizlere. Benim bu sene içerisinde incelediğim akıllı telefonlar arasındaki en farklı ve en şık tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğim ilk 3 cihazdan bir tanesi bu akıllı telefon sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü arkada şu anda önüme de koyduğum tasarım benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bilmiyorum zevklerle renkler tartışılır ama sizler de yakından falan görüyorsunuz zaten. Hem müthiş bir malzeme kalitesi var. Bu süper tasarımın aslında özel bir Gucci tasarımcısı tarafından tasarlandığını sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere tasarımdaki detaylar çok güzel. Vegan bir deri kullanılmış ve bu vegan derinin ortasına da konulan o ufak tasarım fermuar geçiyormuş bir hissiyat bizlere uyandırıyor sevgili arkadaşlar. Farklı renkleri de var cihazın ama benim favorim de bu renkti. Şansıma da bu rengi bana marka göndermiş incelemem için çok sağ olsunlar. Oldukça hoşuma gitti. Dediğim gibi tasarım anlamında benden geçer not aldı ama sizlerin düşüncesinde oldukça merak ediyorum. Gelelim diğer detaylara. Cihazda arkadaşlar 200 megapiksellik OIS destekli bir süper zoom kamera geliyor ki kamera tarafında bu akıllı telefonda diğer cihazların hiçbirinde olmayan bir ilk özellikte var. Ona da değiniyor olacağız sevgili arkadaşlar ama ekranla devam edelim. Çünkü ekranda da anlatılması gereken önemli özellikler var. Sizlere videonun başında dedim ya benim şimdiye kadar gördüğüm en güçlü yerli üretim akıllı telefon olabilir diye. Gerçekten de öyle olabilir arkadaşlar. Çünkü 6.7 7 inçlik bir AMOLED panelle gelen bu akıllı telefon 120 Hz'lik bir yenileme hızında bünyesinde bulunduruyor. Renklerin canlılığı oldukça yerinde arkadaşlar. Parlaklık olarak maksimum 950 nite çıkabiliyor bu akıllı telefon ve güneş altında çok rahat bir şekilde bu cihazı kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum şahsen. Ve HDR10 Plus var bu akıllı telefonda. Panel deneyimi hem oyun hem de multimedya tüketimi için oldukça keyifli. %100 P3 renk uyumluluğunda da bünyesinde bulunduruyor ki renkler gerçekten çok canlı sevgili arkadaşlar. 61 derecelik bir kör var arkadaşlar bu ekranda. Yani şu kenarlarındaki yuvarlatılmış bölümler 61 derecelik bir açıyla yuvarlatılmış. Bu da tabii ki bizlere inanılmaz bir ergonomi sunuyor. Yani tek elle büyük bir akıllı telefonu kullanabilmek için ergonomik olması bence ilk detay ki bu akıllı telefonda oldukça ergonomik olmuş diye düşünüyorum. Sizler de zaten kendiniz bir böyle yakındaki teknoloji mağazasına vesaire gidip cihazı deneyimleme fırsatına erişirseniz benimle aynı fikirde olursunuz diye düşünmekteyim. Sevgili arkadaşlar Ekranın bu akıllı telefondaki en beğeneceğiniz şeylerden bir tanesi olduğunu ben düşünmekteyim şahsen. Ki bu ekran deneyimini Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerde oldukça başarılı bir şekilde destekliyor sevgili arkadaşlar. İşin performans tarafına doğru geçmek istiyorum. Çünkü performans tarafında da anlatılması gereken şeyler olduğuna inanıyorum sevgili arkadaşlar. Yazın içerisinde Mediatek'in Dimensity 7050 5G işlemcisi bulunuyor. 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor bu işlemci ve açık söylemek gerekirse orta üstü düzey performans hatta hatta neredeyse böyle bir amiral gemisini zorlayabilecek performansa yakın bir performansı var arkadaşlar bu işlemcinin. Bir kere benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Bu işlemci modelinde arkadaşlar bir ısınma sorunuyla ben karşılaşmadım. Cihazı gerçekten çok zorladım. Parlaklığı sonuna kadar açtım. Oyunlar oynadım. Parlaklığı sonuna kadar açtım. Videolar oynattım. Genel anlamda el yakacak ya da hissedilecek derecelere cihaz çıkmıyor arkadaşlar. Bu bence önemli bir detay. Çünkü uzun vadede hem telefonun ömrünü daha çok uzatıyor. Donanımsal anlamda. Hem de cihaz kullanıcısının daha böyle rahat ve daha mutlu bir şekilde cihazı kullanmasını da bizlerle buluşturuyor. Sevgili arkadaşlar zaten Geekbench skorlarına falan baktığımızda da açıkçası size anlatmak istediğim şeyi sizler de görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar 12 GB'lık bir RAM var fiziki olarak. 12 GB'da bir sanal RAM cihazda bulunuyor. 24 GB'lık bir RAM var diyebiliriz cihazda ve depolama tarafına baktığımızda ise 512 GB bir depolama bu akıllı telefonla görev yapıyor arkadaşlar. Tabi burada micro SD kartla hafızayı arttırmanız mümkün değil. Ancak cihazda bir çift sim kart testinin olduğunda sizlere söylemem lazım. İşin yazılım tarafına baktığımızda cihazda Android 13 var ve Realme UI 4.0 arayüzüyle geliyor. Normalde sizlere cihaz bu fiyat seviyesindeki diğer cihazlarla benzer bir performansı bizlerle buluşturuyor derdim. Ancak bence bu akıllı telefon bu fiyat seviyesindeki rakiplerinden çok daha iyi bir deneyimi ve çok daha iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Bunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Çünkü test ettim onayladım sevgili arkadaşlar. Tabi buradaki performans algısı ve genel deneyim algısı gerçekten çok farklı olabiliyor kişiden kişiye. Ama benim açımdan bu fiyat seviyesinde yeterli diyebileceğim bir performansı var bu akıllı telefonun. Dolayısıyla bu fiyat seviyesinde bizlerle bu özellikleri buluşturabiliyor olması, farklı bir tasarımla geliyor olması rakiplerinden zaten doğrudan kendini ayrıştırıyor. Sevgili arkadaşlar işin kamera tarafına gelelim. Çünkü kamera tarafında konuşmamız gereken çok önemli detaylar var. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Realme burada kamera tarafını Hypershot isimli bir mimari üstüne kuruyor arkadaşlar. Daha önceki cihazlarda da sizlere zaten bunlardan bahsetmiştim. Şimdi cihazdaki Hypershot 2.0 üzerine kurulmuş bir kamera dizilimi var. Buradaki görüntü mimarisiyle beraber bizlere daha yüksek görüntüleme hızı ve netliğin artırılması gibi detaylar sunuluyor. Kamerada bulunan sensör Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü ile geliyor ve bu sensör sayesinde bizlere 200 megapiksellik bir kamera görüntüsünü sunabiliyor. Bu akıllı telefon ve burada f1.7 diyafram aralığında bünyesinde bulunduruyor. Tabi bu bizlere ne sunuyor arkadaşlar? Çok güzel bir gece çekimi yapabilme detayını sunuyor. Çok daha detaylı fotoğraflar sunabiliyor ve aynı zamanda da çok yetenekli bir kamerayı bizlerle buluşturuyor. Yetenekten kastım ne derseniz bu akıllı telefonun kamerasında OIS desteği var ve bu OIS desteğinin yanı sıra buradaki sarsıntı anlamında çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor ki bu kamera 4x tek kamerayla zoom yapabilen ilk telefon arkadaşlar. Yani bir tane yani kamerasında doğrudan 4x zoom yapabilme özelliği var ki zaten bu ana kamera. Bu sayede bu kamera üzerinden portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefoto gibi kullanabiliyorsunuz. Hakikaten sizlerin sokak fotoğrafçılığı anlamında da fotoğrafçılık yaparken burada çok keyif alarak kullanacağı bir cihaz ortaya çıkarmayı başarmış Realme. Şimdi oraya doğru da geçeceğim ama diğer kameraları da sizlere anlatmak istiyorum. Bu kamerayı da özetlemek istiyorum. Benzer modellerin hiçbirinde az önce bahsettiğim tek kamerayla 4x'lik tek kamerada zoom yapabilme özelliği yok arkadaşlar arkadaşlar. Bu kamerada tabi hem OIS hem zoom yeteneklerinin beraber olması bence çok çok güzel olmuş. Yine dünyadaki ilk buradaki objeye ve subjeye doğrudan netleyebilme özelliği bu akıllı telefonda mevcut arkadaşlar. 2 megapiksel bir makro kameramız var. Bu kamera f2.4 diyafram aralığıyla geliyor. Üçüncü kameramız 8 megapiksel f2.2 diyafram aralığına sahip. 112 derecelik bir çekim yapabiliyor bu kamera. Gelelim kameranın detaylarına ve yorumlarıma. Şimdi çok ciddi çekimler yapmaya çalıştım bu akıllı telefonla. Hem gece hem gündüz. Işık güzel olduğuna gerçekten gündüz çektiği işleri zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani neredeyse kusursuz diyebiliriz. Netleme konusunda Realme hakikaten kafayı fena takmış ve çok da burada HyperVision mimarisi üzerine kullanarak ve kurarak sistemi çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Işık azaldığında da sonuç normalden çok daha iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Gece çekimi modunu kullandığınızda ise bir tık daha olumlu hatta çok daha başarılı sonuçları ortaya çıkartabiliyorsunuz. Sizi genel anlamda kamera deneyimiyle üzmeyecek bir akıllı telefon olduğunu kesinlikle sizlere söyleyebilirim. OS konusunda, gece fotoğrafçılığı konusunda, 2x portre modu konusunda yapılan geliştirmeler ve fotoğrafçılık anlamındaki gerçekten çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturmak için ay fotoğrafı özelliğinin bile bu cihaza eklenmiş olması bence çok değerli. Ben videoyu çekerken en azından şu ana kadar bir dolunay yakalayamadım arkadaşlar bu cihaza çekim yapabilmek için. Malum tarihler sebebiyle ama eğer ben videoyu yayınlayana kadar ayda güzel bir görüntü yakalarsam mutlaka o çekim Videoyu de yapar. Video eklemiş olurum. Hani burada onu da altını çizerek sizlere aktarmış olayım. Burada kameranın içinde Lonely Planet filtreleri var ve bu filtrelerle sokak fotoğrafçılığı çok daha keyifli gözükebiliyor arkadaşlar. Ayrıca sokak fotoğrafçılığı yapmak istediğinizde kamerada doğrudan sokak diye bir bölüm var arkadaşlar ve bu bölüme gidip milimetrik olarak da fotoğraflara yaklaşabiliyorsunuz. Bu senenin trendi anladığım kadarıyla akıllı telefonlar markalarının arasında şu hani daha çok olaya fotoğrafçı gözüyle yaklaşmak. Çünkü Artık o 1x'ler, 5x'ler, 10x'ler, 20x'ler bir kenara bırakıldı. Bu sene milimetre konuşuluyor arkadaşlar. Gerçek fotoğrafçılık da zaten bu. Çünkü kullandığımız kameralarda bizim yani DSLR kameralarda mesela benim karşımdaki Fujifilm'in X-H2S'inde şu anda bir 1x, 2x diye bir şey yok. Milimetrik bir lens forucunda ve bu lense göre bir çekim sonucu ortaya çıkıyor. Artık akıl telefonlar da bu senenin trendi kamerada bu işe yoğunlaştılar. Ve bu cihazın da bu trendi yakalaması aynı zamanda bunu ayrı bir menüde bizlerle buluşturduk sürebiliyor olması bence çok değerli sevgili arkadaşlar. Bu açıdan da Realme'yi tebrik etmek lazım sevgili arkadaşlar. işin video tarafına baktığımızda 4K 30 FPS video çekebiliyor bu akıllı telefon. 1080p'de de 60 FPS video kayıt yapabiliyorsunuz. Genel anlamdaki aslında amacı da iyi performansta ve günlük yaşantımızı gayet pozitif etkileyecek bir deneyimi sizlerle buluşturmaya çalışması bu akıllı telefonun. İşin selfie kamerası tarafına baktığımızda ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bu akıllı telefonla görev yapıyor. Ve burada bir Sony sensör kullanılmış arkadaşlar. F2.5 diyafram aralığı mevcut bu kamerada ve 90 derecelik çekimler yapabiliyorsunuz. Burada telefonu özellikle yatay tutarak çekeceğiniz selfilerde çok daha geniş bir alana sahip olabiliyorsunuz. Bu da tabii ki anı biriktirirken, grup selfileri çekerken vesaire sizlerin hayatını kolaylaştıran bir detay olarak bizlerle buluşuyor. Başarılı olduğunu söyleyebilirim ön kameranın. Özellikle HDR özelliklerini falan bayağı beğendim. Gerçekten güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. E zaten siz bütün fotoğrafları ve videoları video boyunca gördünüz. Sizlerin yorumları da bence o oldukça önemli bu noktada. Aşağı bir yorum bırakırsınız. Ve gelelim işin pil ve şarj tarafına. 5000 mAh'lik bir pil var bu akıllı telefonda. Beni heyecanlandıran şey ise cihazdaki 100 Watt'lık bu hızlı şarj özelliği oldu. Çünkü arkadaşlar bu akıllı telefonu sıfırdan yüze yaklaşık 25-26 dakika içerisinde şarj edebiliyorsunuz ki şöyle bir hayal kurun mesela kendi kendinize ki ben sizin yerinize kurdum size de anlatayım. Cihazı sabah uyandığınızda şarj etmeyi unuttuğunuz bir senaryoda ki şarjınızın %40 olduğunu düşünelim. Siz hazırlanana kadar şarja takarsanız 10 dakikada neredeyse %90'a varan bir burada şarj elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu cihazda zaten şarj sorunu kesinlikle yok. Pil ömrü konusunda bir günü zaten rahatlıkla götürüyor ama bir günde çok yoğun kullanım yapsanız bile ki bu yoğun kullanımdan kastım parlaklığı sonuna kadar açmak, sürekli güneş altında kullanmak, oyun oynamak vesaire gibi bir yoğun kullanım. Yani şarjınız birinci günün içinde bitse bile telefonu şarj etmek zaten 20 dakika sürüyor arkadaşlar. 20-25 dakika sürüyor. Dolayısıyla burada bir problem bence ortadan kalkmış oluyor. Herhangi bir problemin ortada olduğunu söylemek çok yanlış olur. Şarj olma sırasını büyük bir ısınma ya da böyle korkutucu derecelere çıkan bir elde hissedilir ısınma ya da sıcaklıkta yok sevgili arkadaşlar. Bu konuyu da böyle özetlemiş olayım sizlere. Bence bu akıllı telefon gerek ekranı gerek tasarımı ve malzeme kalitesiyle gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Özellikle bu akıllı telefon arka tarafındaki özel bir tasarımcı tarafından tasarlanan ve buradaki vegan deri işi bence durumu farklı bir seviyeye taşımış bu akıllı telefon lüks duruyor arkadaşlar. Yani bu fiyat seviyesindeki bir cihaz değilmiş gibi duruyor. Yakından gördüğünüzde kendiniz de aynı şeyi düşüneceksiniz benimle zaten. Ben mümkün olduğunca sizlere yakın bir şekilde çekerek göstermeye çalıştım. Ama tabii ki canlı görmek her zaman daha farklı diye düşünüyorum. Realme'nin bazı cihazları ilk geldiğinde hakikaten çok avantajlı fiyatlarla bizlerle buluşuyor. Bence bu akıllı telefonun en büyük avantajı ülkemizde üretiliyor olması ve bu yüzden de çok avantajlı ve rekabetçi bir fiyata sahip Buradaki yani rakiplerini bence ezip geçebilir bu akıllı telefon bu fiyat seviyesinde bu teknik detaylarla ve deneyimle. Siz ne düşünüyorsunuz bu akıllı telefon hakkında yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.